Enbiya Suresi 11. Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Biz zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik. Yani Darwinist materyalist olursa, Allah'ın hükümlerine karşı soğuk olurlarsa, Allah'ın hükümlerine sırt çevirirlerse, biz zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik. Ben diyor o devleti çökertirim diyor Allah. Yıkarım diyor. Devleti yıkarım diyor. Devlet, millet diye bir şey kalmaz. Darmadağın ederim diyor Allah. Ve bunun ardından da başka bir başka kavmi meydana getirdik. Başka bir kavim gelir sizin yerinize diyor. Yani devlet, millet darmadağın olursunuz diyor. İmanı bırakırsanız. İslam'ı bırakırsanız diyor Allah. Bizim zorlu azabımızı hissettikleri zaman oradan büyük bir hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Ya savaş olur, ya iç savaş olur, ya bir bela gelir. Bakın diyor ki oradan büyük bir hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Duramıyorlar artık o ülkede. Başka ülkelere, başka yerlere gidiyorlar. Darmadan oluyor. Uzaklaşıp kaçmayın. İçinde şımarıp azdığınız refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorguya çekileceksiniz. Yazıklar bize dediler. Gerçekten biz zalimmişiz. Onların bu yakınmaları biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ocak durumuna getirinceye kadar son bulmadı. Bak biz onları biçilmiş ekin sönmüş ocak durumuna getirinceye kadar son bulmadı. Yerle bir ederim diyor Allah devletinizi, milletinizi. İslam'dan ayrılırsanız. Biz bir oyun ve oyalanma konusu olsun diye göğü ve yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık. Yani hiçbir amaç yokken öyle öylesine yaratmadım diyor Cenab-ı Allah. Ben bir amaçla, bir gayeyle yarattım diyor. Yeri, göğü ve ikisi arasında olanları. Çünkü sonsuz detaylar var. Eğer bir oyun ve oyalanma edinmek isteseydik, bunu kendi katımızdan edinirdik, yapacak olsaydık böyle yapardık. Yani ben öyle bir şey düşünseydim diyor Cenab-ı Allah, öyle bir şey amaçlasaydım, en mükemmeliyle yapardım diyor. Benim amacım o değil diyor Allah. Sizi imtihan etmek için bunları yarattım diyor. Yani bu anlam çıkıyor. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Demek ki fikir savaşı var. Çünkü beynin içinde ne vardır? Düşünce vardır. Bak bedenine değil, beynine yönelik Kur'an'ın ifadesi. Beynini darmadağın eder. Biz de mesela Darwinist materyalistlere delilleri onlarla sunduğumuzda ne oluyor? Beyinleri darmadağın oluyor. Evet. Yıkılıyor. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Nitelendirdiklerinizden dolayı da eyvahlar size diyor Allah. Yani böyle attığınız yalanlardan dolayı, uydurmalardan dolayı, bilimle, akılla alakası olmayan hurafelerden dolayı eyvahlar size diyor. Allah intikam alacağım sizden diyor. Göklerde ve yerde kim varsa onundur. Göklerde İsa Mesih, yerde Mehdi. İnşallah. Değil mi? Onun yanında olanlar ona ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk da duymazlar. Ona ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar. Kim var gökte? Hazreti İsa var. Allah'a ibadet ediyor değil mi? Büyüklüğe kapılmaz. Melekler var. Kapılmazlar büyüklüğe. Yorgunluk duymazlar. Sonsuza kadar ibadet ediyorlar Allah'a. Yorgunluk duymazlar diyor. Çünkü yorgunluk bize verilmiş bir acıdır. Akşam oldu mu insanlar hemen değil mi? Hayret verecek bir gücün etkisine girmeye başlar. Göz kapakları artık düşmeye başlıyor falan. Mecburen gidip yatıyorlar. Bu insanların acizidir. Ama Allah diyor ki onun yanında olanlar, yani Allah'ın yanında olanlar ona ibadet etmekte büyüklüğe kapılmazlar ve yorgunluk duymazlar. Melekler mesela sonsuza kadar ibadet ediyorlar. Asla duymazlar. Yorgunluğu kim yaratıyor? Allah yaratıyor. İmtihan olarak yaratılır. Özel yaratılır. Gece ve gündüz hiç durmaksızın tesbih ederler. Gece mesela insanlar uyuyor. Ama onlar uyumuyor. Gündüz de uyumuyor. Yorulmadıkları için sürekli tesbih ediyorlar ve müthiş zevk alıyorlar bundan. Allah öyle yaratmış.